Ahmet Zavi, Kuddüs'e sirru, şu salavatın 600 bin salavata denk olduğunu söylemiştir. Bu salavatı 3 kere okumakta büyük fayda vardır. Ahmet Dahlan, Kuddüs'e sirru ise şöyle demiştir. Her kim her cuma bu salavat-ı şerifeyi 1000 kere okursa, iki cihanda da saadete kavuşur. Okunacak salavat. Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme senin ilminde bulunanlar sayısınca ve mülkün devam ettiği sürece salat eyle. Allah-u Teala El-Ahzab suresinde şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere çokça salat ederler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyette selam verin. Allah'ın, meleklerin ve ümmetin salatu selamları arasında mana cihetiyle farklılıklar olduğu muhakkaktır. Allah'ın salatı, nebisine rahmet edip onu yüceltmesidir. Meleklerin salatı, Hazreti Peygamber için istiğfar ve duadır. Müminlerin salatı ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında duada bulunmalarıdır. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurur. Kim bana bir defa salat getirirse, Allah-u Teala o kimseye 10 defa salat eder, 10 hatası silinir ve 10 derece yükseltilir. Kıyamet gününde insanların bana en yakın olanları, bana en çok salat ve selam getirenleridir. Selam veren kimsenin selamına mukabele etmem için Allah ruhumu bana iade eder. Yeryüzünde Allah'ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selamını anında bana ulaştırır. Salatü selam okuyan kimse Allah ve Resulünün muhabbetini diğer muhabbetlere tercih etmiş olduğu için onun ahlakıyla ahlaklanmada seviye alır. Kötü ahlaktan kurtulur, fazilete erer. Nebi-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem kendisine olan muhabbeti artırdığı gibi onun da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbeti devam eder ve katlanarak artar. Allah-u Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bize ihsan ettiği lütuflar sayıya gelmeyecek kadar fazla olmasına rağmen salat ve selam ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerimizdeki hakkını çok az da olsa ödemeye çalışmış oluruz. Resulullah aleyhisselam buyurur. Kim bana bir defa salatu selam getirirse, bu sebeple Allah-u Teala da ona 10 misli merhamet eder. Resulullah aleyhisselam namazdan sonra Allah'a hamd etmeden ve Peygamber aleyhisselama salatu selam getirmeden dua eden bir adam gördü. Bunun üzerine bu adam acele etti buyurdu. Sonra o adamı yanına çağırdı ve şöyle dedi. Biriniz dua edeceği zaman önce Allah-u Teala'ya hamdü sena etsin. Sonra bana salatu selam getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin. Diğer bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Dua eden bir kimse peygambere salat okumadığı müddetçe duası perdelidir, hedefine ulaşamaz. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurur. Yanında ismim zikrolunduğu halde bana salavat getirmeyen kimsenin burnu sürtülsün. Allah-u Teala nebisine salat eden kulunun işlerinde ona yeter ve onun hem dünya hem de ahiret kederlerini izale eder. Nitekim Ubey bin Ka'b radıyallahu anh diyor ki, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ya Resulallah, ben sana çok salavat-ı şerife getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir?'' diye sordum. ''Dilediğin kadar yap.'' buyurdu. ''Dualarımın dörtte birini salavat-ı şerifeye ayırsam uygun olur mu?'' diye sordum. ''Dilediğin kadarını ayır. Ama daha fazlasını yaparsan senin için hayırlı olur.'' buyurdu. ''Öyleyse duamın yarısını salavat-ı şerifiye'ye ayırayım.'' dedim. ''Dilediğin kadar yap. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur.'' buyurdu. Ben yine ''Şu halde üçte ikisi yeter mi?'' diye sordum. ''İstediğin kadar ama arttırırsan senin için iyi olur.'' buyurdu.
Öyleyse duaya ayırdığım zamanım hepsini de sana salavat-ı şerife getirsem nasıl olur deyince, o takdirde Allahu Teala bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar buyurdu. Salatü selam getirmek, Hazreti Peygamber'in ruhaniyetiyle irtibat kurmayı ve onun nurundan istifade etmeyi temin eder. Bu salavatların mükafatı ise kulun Hazreti Peygamber'e olan muhabbeti ve ihlası mukabilindedir. Ey Resul, ey Nebi, sonsuz salat ve selam sana olsun. Allah'ım, öyle günahlar işledim ki senin celalin karşısında onlardan dolayı kendimden iğrendim. Dönüp tevbeler ettim. Sen de kabul buyurdun. Af diledim, affettin. Sonra heva ve hevesime mağlup düşüp tekrar aynı günahı işledim. İşlerken de senin rahmet, kerem ve affını düşündüm. Hatırıma hep müjde dolu beyanların geldi. Lakin o günah hususundaki senin tembih ve tehditlerini unuttum. İşte o günahların hepsinden sana sığınıyor, affını dileniyor ve yüreğimde beni bağışlayacağın recasını taşıyorum. Ne olur beni dergahından eli boş geri çevirme. Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve tertemiz ailesine salatu selam et ve bereket ihsan eyle. O salatu selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey affı mağfireti en güzel ve en hayırlı olan Allah'ım, dostlarının yüzlerinin ağardığı, birbirlerini levmederek huzuruna gelen, senin de onlara çekişmeyin huzurumda. Çünkü ben başınıza gelecek bu azabı daha önce size bir tehdit olarak bildirmiştim buyurduğun zaman, düşmanlarının da yüzlerinin karardığı, o günde yüz kızartacak ne kadar günahım varsa hepsi için affını diliyorum. Kulunu affeyle. Allah'ım, irtikap ettiğim, sonra senden utanarak hiç kimseye bahsetmediğim, nefsimden bile bilip sadrımda gizlediğim bütün günahlarımı sil ve onlardan dolayı beni muahize etme. Beni mağfiret buyur. Hiç şüphesiz gizliyi de, gizlinin gizlisini de en iyi bilen sensin. Allah'ım, kullarının hakkımda buğzuna, dostlarının da nefretine sebep olacak, beni ehli taattan uzaklaştıracak bütün masiyet, günah ve kusurlardan dolayı affına iltica ediyorum. Ne olur beni affet ve gönlüme affının serinliğini duyur. Allah'ım, içinde küfre giden bir yol olan, fikir ve tefekkürü iptal eden, arkasında fakirlik bırakan, zorluğu celbeden, hayırdan engelleyen, perdeyi yırtan ve kolaylığa mani olan her bir günahım için affını talep ediyorum. Lütfen ve keremen beni affeyle. Allah'ım, ecellerini yakınlaştıran, emellerin önünü kesen ve amelleri çirkinleştiren bütün günahlarımdan dolayı mağfiretini ümit ediyorum. Beni bağışla ve ümitlerimde bana hicran yaşatma. Allah'ım, senin tertemiz yarattığını kirleten, örttüğünü açan ve tezyin buyurup süslediğini çirkinleştiren günahlarımdan sana sığınıyor, affını dileniyorum. Beni affeyle. Allah'ım, gündüzün aydınlığında insanların görmesinden çekinerek, gecenin karanlığında da sana karşı bir cüretin neticesi olarak işlediğim günahlarım var. Bütün sırlarım senin nezdinde açık, gizliliklerin de bariz ve ayan olduğunu, hiçbir kimsenin o günahların cezasını benden uzaklaştıramayacağını ve yüce katında ne mal ne evlat, sadece kalbi selimin fayda vereceğini bile bile işlediğim günahlar. Onların hepsinden senin enginlerden engin, gufran denizine sığınıyorum. Ne olur beni mağfiret buyur.